Beyler, olayların bir görünen yanı, bir de görünmeyen perde arkası vardır bizler gibi. Hiçbir zaman bu ülkedeki emellerimizden vazgeçmeyeceğiz. Birileri vesayetlerin bittiğiyle, hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağıyla avuna dursun, tepelerine inecek balyozlar şekil, kılıf değiştirerek aynen kurbağa örneğinde olduğu gibi kafalarına inecek. Efendim, biz miyiz kurbağa? Kurbağa da nereden çıktı? Bu yöntem hep vardı hanımefendi. Yeni bir şey değil. Şimdi kullanma zamanı diyelim. Kurbağayı direkt sıcak suya bırakırsanız hem haşlanır hem de gürültü çıkarır, hedefe ulaşamazsınız. Ama ılık suya bırakır, sonra da yavaş yavaş suyu ısıtırsanız ne olur? Kurbağa zamanla kaynar suya alışır, gürültü de çıkarmaz. İnsanların duyduklarında bunlar kabul edilemez, hatta konuşulamaz dediği konuları, kurbağanın kaynar suya alıştırıldığı gibi yavaş yavaş, zamana yayarak, taksit taksit gündeme getirilerek alıştırılacak ve böylece istediğimiz sonuca gürültüsüz, sessizce gideceğiz. O zaman müzakereye odaklanacağız. Bağımsız kişi, heyet veya bir devletin başkanlığında görüşmelere devam edilmesini, siyasetteki etkin adamlarımızla medyada gündemde tutmamız gerekiyor. Ayrıca bunun yanında şu ana kadar dostumuz yöneticilerin olanakları kullanılarak başta uyuşturucu olmak üzere her türlü kaçakçılıktan gelen parayla yapı meşrulaştırıldı. En önemlisi de illegal yapı bölgede ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda kurumsallaştı. Tersli efendi, senin projen nedir? Efendim, yapılanmamızı yeni bir noktaya taşıyacak hamlelere ihtiyacımız var. Bunun için müzakere adımlarının atılmadığını ileri sürerek bir anlaşma olmaması halinde çözüm sürecinin bitirilebileceğini, olayların tekrar başlatılacağını ve alternatifsiz değiliz açıklamalarıyla malum tarafı tehdit ettirmeliyiz. Herkes bu işlerle oyalanırken ülkenize adamlarımızı, ajanlarımızı sokmakta, bölgenin dizayn edilmesi de bizim için daha kolaylaşıyor. Köy meclisleri, şehir yapılanmaları tamamdır. Sıra büyük şehirlerde. Çok güzel. Siz tersler çok çalışıyorsunuz. Ödülü hak ediyorsunuz. Sünni dünyasındaki ülkeleri karıştırıp gereken dersi verdiniz. Yarattığınız gerilimlerle boyunun ölçüsünü alıp her anlamda yalnızlaşan savrulanların yerine bölgenin abisi olmanız için her şey yapıldı. Sonuç olarak oldunuz da. Şimdi biraz daha parlatılacaksınız. Ülkenize karşı ambargo devam ediyor gibi gözükecek. Güya İslam dünyasının yok edilmeye çalışılan mağrur ve mağdur gücü ilan edileceksiniz. Anlayacağınız önümüzdeki yıl sizin yılınız olacak. Her yol terse çıkacak. Efendim, siz de takiyeyi alıştınız. Bakın ne kadar da kolay değil mi takiye yapmak? Ne demişler? Şaşıyla gezen takiyeci olur. Biz İslam dünyasının, Orta Doğu'nun abisi, yıldızı olurken sizler de sayemizde yeniden ülkenizin sahibi oluyorsunuz. Devletin en etkin ve gizli kılcallarında, kurumlarındaki en kritik noktalara sızdık. Varlıklı iş adamlarını, STK başkanlarını, bürokratları, siyasileri, vakıf ve dernek yöneticilerini muta tezgahı ve köstebeklerle ağımıza düşürdük. Elimizde kasetleri var. Onlara istediğimiz her şeyi yaptırabiliriz. Tabii bizim onlara sahip olmamız, sizin sahip olmanız demek. Bunlar iyi güzel de, camiadan ne haber? Camiada bu saydıklarınız gibi avucunuzda mı? Değil. Bu konuda sizi hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüz. Ama o konuda boş durmuyoruz. Geçen haftada konuştuğumuz gibi dost bildikleriniz içindeki farklı ekip gayet iyi çalışıyor. Unutmayın ki onlar da etkimizde. Bütün bunlar iyi. Fakat camiayı bitirmek için camianın da dost bildiği bir kesimin içinde kümelenen, kin duyan bir ekibin kurdurulan internet sitelerine camia aleyhinde yazdırdıkları yazılar
Bu yolla camiayı hedef haline getirme çabaları çok amatör kalıyor. Korkarım kendilerini açık edecekler. Bunlara biraz daha özen gösterilse, daha profesyonelce yapılsa... Yine de bu ekip doğru hamleleriyle bizim hayal bile edemeyeceğimiz şeyler başarıyor. Camianın üzerine bu kadar gidileceğini kesinlikle tahmin edemezdik. Hele hele şu dershanelerin kapatılma işi mükemmel. Ah bir de kapatabilseler, medyada bu mesele köpürtmeye devam edilmeli. Ekibi haklı gösterecek şeyler tertiplenmeli. Beyler, sıkıntıya gerek yok. Mücadele ettiğimiz bütün güçle her yönden sıkıştırılmaya devam ediyor. Sadece camia değil, iktidar da sıkıştırılmaya devam edilecek. Uluslararası kuruluşlar sizlere destek verecek. Batı düşmanlığı ve radikal dini gruplarla işbirliği yapıyor imajı tuttu. Devam etmeliyiz. Son olarak sizden yeni bir çalışma isteyeceğim. Gündemimizde genel af var. Genel af nasıl çıkarılır, ne zaman gündeme gelmeli? Çok hassas ve önemli bir konu. Bizi hedefe götürecek önemli bir adım. Bu konuda hepinizin tekliflerini bekliyoruz. Şahin, seni var ya ben parçalara ayıracağım. Hem de 1000 parçaya ayıracağım. Ne oldu lan? Görüntü niye gitti lan? Aman aman altı, görüntü gitti lan. Lan, orada var ya, orada bir şeyler oluyor. Atlat lan orayı, atlat. Hadi. Tam zamanında yetiştim Dicle. Seni bırakamazsın. Sende de bomba var. Şayet seni görürlerse... Canım sana feda Şahin. Bir terslik olduğunu anlamışlardır. Şimdi patlatırlar beni. Hemen kamerayı al beni çek. Çabuk. Ama sakın tersle cevap verme. Patlatma dur. Timci hala bizimle. Sen hemen kampa dön Dicle. Beni bırakma Şahin. Korkma. Seni bırakmayacağım. Kampa dönüp seni kurtaracağım Dicle. Ama önce şu prangadan ve peşimdeki katillerden kurtulmam lazım. Şimdi sana döneceğim Dicle. Sen hemen saklan. Ardından da ben koşacağım. Sen bir süre beni izle, sonra kaybet. Tamam, sen nasıl istersen. Söz diyeceğim. Döneceğim. Kaybetti salak kameraman. Ne haber? Emret başkan. Timci hala yaşıyor. Derede makas, balta, bıçak var. Onları al. Makasla prangani kes at. Yoksa Timci pimini keser, geberir gidersin ha. Emredersin başkan.
Ne oluyor be? Sırada ben mi varım? Timci geliyor. Seninle bir işim yok. Al şunu, çevirip gebertelim. Acımadım lan! Ha? Öldürün! Yalvarırım öldürün! Hepsinin hesabını vereceksiniz lan! Hepsinin! Vereceksiniz lan hepsini! Çabuk yaklayın sonu! Şunu gebertelim çabuk! Fadıl, kameramanlara şu timciyi bulsun. Hemen başkanım, arayayım. Cemal Başkan, biz başkanlık konseyinden geliyoruz. Ne var la haberci? Bu CD'yi acele seyretmeniz gerekiyor. Tamam la, al çıkın dışarı. Bak bakalım şuna, çok gizliymiş, bir görelim. Görüntüyü gönderdim başkanım. Tamam, güzel. Bu tahrip gücü yüksek bombalardan üçünü Rojava bölgesindeki farklı yerlere koydum. Savama ajanları örgüte verdiği silahları imha edip defolup gitmezse bu bombalardan üçü aynı anda 48 saat içinde patlayacak. Bölgedeki savama ajanları, yöneticileri, savaşçıları, binlerce kişi ölecek. Bombaların durması tek bir şarta bağlı. Orta Doğu'ya yerleştirilmek istenen, İslam adına yeni bir kurguyla dengeleri değiştirmek isteyen büyük biraderlerin yeni gözdesi Persli savama ajanlarının derhal Suriye'den çıkması. Kim oluyor bu adam ya? Adım Celil. Gordon Celil. Tabutçuyum. Savama ajanları bölgeden çıkmazsa bölge cehenneme dönecek. Yapar. İyi tanırım bu iti. Sungurlardan. Biz kopatı tek. Başkan, sıkıştırdık şerefsizi. Başkan, beni duydun mu? Bu oyunu bitirin artık. O itin işini bitirin. Sıkıştın Timci. Fare gibi gebereceksin. Gebermek sana yakışır lan it. Zerre erkekliğin varsa bırak silahını da kapışalım. Rabbim. İmanla ahirete göçmemi nasip eyle. Şehadetimi kabul buyur. Ne oldu lan? İt! He?
Kim geberdi? Komutanım. Ben hain. Her şeyi biliyoruz koçum. Yiğit adamdan hain. Hainden de yiğit adam çıkmaz. Sen Sungurların en yiğit, en has adamısın koçum. Aslanım. Çok özledik seni koçum. Ben de sizi komutan. Ben de sizi. Lan! Lan yalnız oğlan! Hain! Ya oğlum, ağzını burnunu kırmışlar ya. Ağzını burnunu patlattılar her yerine. Bak şu haline ya. Seni vallahi o kadar çok özledik ki resmen gözümüzde tüttün. Resmen var ya hepimiz Aslı'ya döndük lan. Aslı yok mu? He. Koçum. O seni öldü biliyor. Kordon? Kordon nerede? Ya onu sorma işte ya. Kayboldu. Hostel'e kayıp ilanı verdik. Onu arıyor ya. Şahin. Burada örgütün kaçırdığı çocukların olduğu bir kamp varmış. Onları kurtarmamız lazım. Acil bizi kampa götür. Bununla kampa giremem ben komutanım. Uzaktan kumandalı. Patlatırlar. Bakayım. Bu ne koçum? Ayağına pranga mı taktılar? Ya ben bunu biliyorum. Gerçekten biliyorum. Bu uzaktan kumandalı bir bomba. Kumandası da o Cemal abisinde. Bir oyun oynanıyor burada. Ölümüne bir oyun. O şerefsiz de gönderdiği kameramanlarla mağarada oturmuş vahşeti izliyor. Benim yaşadığımı görürse bombayı doktor, patlatır. Bunu biliyorsan çıkartmasını da biliyorsundur ha? Ha? Evet aga yani gerçekten biliyorum ama iş biraz sakat. Yani mantığını şöyle anlayın. Şimdi pim çıklı mıydı bomba aktif oluyor. Ve uzaktan kumandayla da düğmeye bastı mıydı bizim yazı olan... anam bizim yazı olan havaya uçar. Ya tabii ki de ama bir çaresi var. Şöyle bir çare. Orada çelik bir bileklik var. O bilekliği kesti miydi? Uzaktan kumandayla da patlatsa. Aha da şurada patlasın. Ne olacak? Aha bunun içinde çeliği kesebilecek bir makas şart. Ulan demek ki bu şerefsiz prangadan makasla kurtuldu. Doktor burada bir yerde makas var. Nerede hani? Bilmiyorum ama burada bir yerde makas var. Komutan deredeler demişti. Evet, burada olmaları lazım. Ya makas dediniz. Aga, makasın kralını buldum. Soysuz derede bırakmış, atmış. Getir ayağını koy şuraya. Heh, ayağını koy. Evet. Aha. Ya Allah. Elinden de her iş geliyor ha doktor. Sen bir de beni mantığı açarken gör. Hadi doktor acele et hadi. Ulan yine yırttın ha. Hadi acele edin hadi çıkalım hadi. Aga kundiler geliyor ha. Hadi acele edin hadi. Çabuk 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 çabuk. Lan ne olmuş burada? Çek buraya çabuk. Bu ne lan? Bu ne lan? Kameraman orada ne oluyor lan? Cemal şerefsizi. Orada mısın? Kumandayı ver, kumandayı ver. Sıkı dur şerefsiz. Canını almaya geliyorum. Bunlar nereden çıktı lan? Bunlar kim başkan?
Neler oluyor? Görüşürük. Görürsün biraz sonra neler olacak gerizekalı. Kim olacak? Sungurların komutanı. Lan geliyorlar, lan geliyorlar. Bir şeyler yapın. Alarm verin. Adamları topla. Gebertin lan şunları. Emredersin başkanım. Hadi. Haydi devam edin, devam edin. Toplanın lan. Haydi lan. Toplan, hadi. Hadi oğlum, hadi. Hadi hadi hadi. Yaş hele. Çabuk. Kaç. Esra. Ulan gerizekalılar. Kampa saldırı olacak. Hazırlanın. Herkes silah başına hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi. Hadi lan. Al bunların hepsini cephaneliğe götür. Silahlansınlar. Biz silah nedir bilmiyoruz komutan. Arkadaşlarınız öğretir size. Hadi yürüyün, hadi. Hadi, hadi, hadi. Komutan! Komutan! Ne olur yapma! Onlar çocuk ölür hepsi. Sen karışma lan! Ölecekler tabii. Niye doğdu bunlar ha? Sallanmayın lan, hadi! Buradan sonra bizi görürler. Ya aga, bunlar çok kalabalık ya. Birimiz dikkati dağıtmalıyız. Şerefsizler onunla uğraşırken ağa silahı ele geçirmemiz lazım. Tamam aga, o iş bende, ben oyalarım. Tamam doktor. Hadi. Allah yardımcınız olsun. Kızım dikkat et! Bomba!
kendine kavuştur. Al. Hadi koş buraya. Hadi. Koş kızım, koş. 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 Dur koş. O kız teslim olmuş. Kayadakileri indir. Hadi. Takıldı mı? Doktor tehlikede. Hadi Şahin. Abi. Yazmışsın Nesin. Ulan bir kere de bize yardım et lan. Onlar mı? Allah var. Ulan bizim kimsemiz yoktur lan. Ateş edin lan. El bombası atın lan. El bombası. Senin tanrıların cacık çıktı. Yürüyün lan, yürüyün. Cemal lan bu. Lan kaçma lan, kıvran. Bu abileriniz sizi kurtarmaya geldi. Benim için geldin. Beni kurtarmanı karşılıksız bırakmam demiştim. Oh be. Şimdi sakin ol, tamam mı? Çıkacağız, gideceğiz buradan. Lan şerefsiz! Ne dedim lan ben sana? Ha? Ne dedim? Celil. Celil mi? Celil. Gordon Celil'le ilgili bildiklerim var. Kurtarın beni. Doktor. Anlat lan. Celil nerede? Mağarada bir CD var. Devam et. O CD'deki adam. Ne? Ulan. Ha, buyur öldü bu. Ama hep böyle oluyor yani. Ömürlerinde ilk defa hayırlı bir işe yarayacaklar. Onda da şapkadana kırıyorlar ya. Faydasız. Aga ama kızmayalım yani. Nasipsizlik demek lazım buna. Hadi çıkalım, neredeyse bulalım şu CD'yi. Soldaki mağaraya da bakalım. Savama ajanları örgüte verdiği silahları imha edip defolup gitmezse bu bombalardan üçü aynı anda 48 saat içinde patlayacak. Bölgedeki savama ajanları, yöneticileri, savaşçıları, binlerce kişi ölecek. Bu Celil çıldırmış. Ne yapıyor böyle? Ya vallahi bu kordon kafayı yemiş ha. Aga biz bunu bulalım ya. Bulalım da savama, el muhaberat, Esed, örgüt hepsi kordonu öldürmek için yarışacak şimdi.
Orası tam bir cehennem. Nereye buluyoruz? Bombaları bulmadan Celil'i öldürmezler. Kim oluyor bu herif? Bizi nasıl tehdit eder? Belki de bomba falan yok. Numara çeviriyor bence. Doğru. Bizi korkutmak için oyun oynuyordur manyak herif. O şeref size söyledikleri doğru. Geçen ay merkez cephaneden 3 kilo uranyum çalındı. Yetkililer bulunduğunu açıkladı. Kaos yaşanmasın diye yalan söylediler. Uranyum çalsa bile sıradan birinin bomba yapması imkansız. O sıradan biri değil, gerizekalı. Kordon Celil'i duydun mu sen? Kim ki bu Kordon Celil? Yeni acem şu. Yakında duyarsın. Her türlü uzmanlığı olan, manyağın önüne giden psikopatın biri o. Şu an tam 47 saatimiz kaldı. Bu manyakla ilgili bütün bilgiler bu dosyada. Bölgenin altını üstüne getirip bu herifi bulmalıyız. Anladınız mı? Dur lan! Ne arıyorsun burada? Burada toplayayım, kavallar. Yaklaşma lan! Burada deposu mu sandın burayı? Defol git lan buradan! Burada değil de zurna deposu sandım. Şimdi sizi bir öttüreyim de görün bakalım nasıl zırlayacaksınız. Bölgeye hakim olup milleti birbirine kırdırmanıza asla izin vermeyiz. Aşağısı vatan toprakları. Dicle ve çocuklar sana emanet aslanım. Komutanım ben de gelseydim. Uzun zamandır yuvadan ayrısın. Aslı'nın psikolojisi de iyice bozuldu. Sen dön koçum. Git Aslı'na kavuş. Ya evet Yavuz oğlan ağa gerçekten çok doğru diyor. Bizim bıdık var ya seni görünce gerçekten sevinçten havalara uçacak ya. Ha bir konu daha var o da çok önemli. Zeynep bacı hamile 9 doğuruyor. Çok kötü durumda. Onu git bul. Kocasını merak etmesin. Kordonun izini bulduğumuzu söyle. Şahin hadi çıkın beklemeyin. Hadi gidelim. Hadi çocuklar kurtuldunuz artık. Allah'ım çok şükür. Ana babanıza kavuşacaksınız. Ailemize kavuşuyoruz. Çok şükür Allah'ım. Allah kimseye evlat acısı vermesin.
kimseyi de yavrusundan ayrı düşünmesin. Amin ağa. Amin. Hadi çocuklar, hadi gidiyoruz. Ay bıcırıklar. Ay. Ay. Hoş. Haydi. Ağa, o hainler yakalanmadan biz bulalım şu kordonu ya. Merak etme. Celil saklanmıştır. İzden başka kimse bulamaz onu. Dikilip duruyor la. Ne bakıyor la bu adam? Lan bu herif. La bu bombacının ta kendisi. La la odur. Yürün hadi. 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 Bombacısı kurtulacak. Açın hadi. Hemen yardım gelsin. Kaldır ellerini, kaldır. Kaldır ellerini. Kaldırın. Gel. Yere et lan. Yat da yere. Dur hala. Bomba olabilir. Dikkat edin. Yok, temiz. Yatana. Zıkkım var yerde. Yat. Yatalım bakalım yat. Ne olacak. Yat. Yat. Bu bombalardan üçü aynı anda 48 saat içinde patlayacak. Bölgedeki savunma ajanları, yöneticileri, savaşçıları, binlerce kişi ölecek. Deli bu adam. Suriye'deki savaşa, bölgede bizim ülkemizi yok sayıp bölgeyi kontrol altına almaya çalışan savunma ajanlarına kafayı takmış. Anlaşılan işi çok ileri götürmüş. Belki de korkutmak için bir oyun oynuyordur komutanım. Bomba işi zarf olabilir. Komutanım, Celil zarfla mektupla falan uğraşmaz. Bomba var diyorsa vardır. Dua edelim de Serdar ve doktor zamanında bulsunlar. Bunları size aldık. İyin hadi. Al yavrum. Al bakalım sen de. Al bakalım. Al. Çekeyim al. Biz evimize gitmek istiyoruz komutan abi. Ailelerinizi getiriyoruz, merak etmeyin. Şu an yoldalar. Neredeyse gelirler. Hadi al bakalım. Hadi alın, çekinmeyin. Merak etmeyin, burada güvendesiniz çocuklar. Aileleriniz gelene kadar burada bizimlesiniz. Al al, çekinme. Bunları size aldım. Merak etmeyin. Rahat olun. Tamam çocuklar. Korkmayın. Aferin sana. Al bakalım. Evet al. Dicle yok. Al bak, birkaç tane daha var burada. Aç, aç. Bitti herhalde. Afiyet olsun. Dicle. Ne oldu, niye ağlıyorsun? Analar, babalar, akrabalar hepsi gelip alacak çocukları. Hepsi evine dönecek. Ya ben? Tamam ağlama. Bak ben varım burada. Beni bırakmayacaksın değil mi? Endişelenme. Gel benimle. Sen burada kal. Ama ev uzun zamandır kapalı, eksiği çoktur. Kendi evin say burayı. Sağ ol. İyi ki varsın Şahin. Sen nerede kalacaksın peki? Evin var mı?
Sen dert etme beni. Ben sonra gelir, evde eksik ne varsa tamamlarım. Tamam mı? Şahin. Efendim? Aslı'ya mı gidiyorsun? Doktorun dükkanına gidiyorum. Aslı'nın hayatında biri var mı, evleniyor mu? Gerçekleri öğrenmem lazım. Yusuf, burada ne arıyorsun? Seni çok özledim. Sabahtan beri lise talebesi gibi burada dikiliyorum. Nasıl ya? Aslı, biliyorsun ben orduyla da çalışıyorum. Bazı sorumlu personeller var. Onlar için geldim. Baktım yemek saati, çıkarsın diye bekledim. Sınır ötesinden bazı çocukların getirildiğini duydum. Serdar abi ve doktor dönmüş olmalılar. Güzel. Doktorun dükkanına gidelim. Hem yemek yeriz, hem de geldilerse onları görürüz. İyi olur. Gidelim Yusuf. Zaten ben de çok acıkmıştım. Doğru yolda mıyız? Aha, merak etme. Yollar biraz karışık. Alışırsın. Dur Aslı dur. Ne oldu? Bu gelinlik nasıl? Eminim sana çok yakışır. Nasıl? Beğendin mi? Sana aldım. Aslı. Düşündüm de bir an önce nişanlanalım. Sonra da hemen evlenelim. Yusuf. Ben çok susadım. Bana su alır mısın sana zahmet? Hemen. Şahin bu. Buyur Aslı, suyun. Yine hayal gördüm. Hem Şahin öldü, yaşamıyor ki. Canını kötü yakar emekli Timci. İyisi mi sen? Bombaların yerini söyle. Bak sana bir şey söyleyeyim mi ajan bozuntusu? Sana buradan bir çakarsam var ya... küllerin ta Acemistan'dan çıkar lan. Ne diyorsun lan sen? Gebermeye niyetlisin herhalde. Resmen bizimle alay ediyor. Bir sus lan. Kendini niye yakaladın? Manyak mı bu ya? Lan başkan. Bu iş bilmiyor lan. Değiştir bu çırak acemi. Ustasını gönder lan bunun. Derdin ne senin lan it? Ne oyunu oynuyorsun lan? Ne yakalattın lan kendini? Oo, Cemalciğim. Özledim lan seni. Nasıl? Yaralar kapandı mı? Yoksa geceleri sızlıyor mu hala? Köpek soyu!
Lan! Ulan kansız! Konuş lan. Neyin peşinde sen ha? Anlattım ya Cemal. Savama'nın verdiği silahlar yok edilecek. Persliler bu bölgeden çıkacak. Çaresi yok. Yoksa yangın yerini çeviririm lan Suriye'yi. Hiçbiriniz çıkamazsınız. Siz daha benim kızgın halimi görmediniz. Sen o bombaları nerelere yerleştirdin baktın ha? Patlayınca öğrenirsin Cemal. Herhalde daha bayıra yerleştirmedik oğlum. Sen istedin diye biz bölgeden çıkar mıyız ha? Ha? Kaç milletin kaderi bu topraklarda sen biliyor musun ha? Millet dediğin o illetlere mezar edeceğim lan burayı. O bombalar patlarsa sen de ölürsün lan. Ölürsem şehit olur. İnşallah cennete giderim. Ama sen geberirsen cehenneme kütük olursun. Kütük. Kütük mü? Kütük mü? Lan vur lan şuna. Tamam lan. Vur. Bu herif deli. Ölümle dalga geçiyor. Manyak lan bu. Hepimizi öldürecek. Andre nerede? Andre nerede? He? Geldim başkan. Heh. Gel. Otur. Bak. Bu manyak herif. 3 tane çok tesirli bomba yerleştirmiş. Bölgeyi yok edecek. Yahu hepimizi öldürecek. O bombaların yerini öğreneceksin ben Andre. Kolay. Öğreniriz başkan. Küçükken çaldığı cevizlerin yerini bile söyletiriz başkan. Başkanım. Ne? Bunu dosyada buldum başkanım. Kimmiş bu? Bu bizim manyağın karısı. Hı? Adı Zeynep. İyi. Şşt. Buyur başkan. La. Bunun getir şu karıyı bana. Emredersin başkan. Hadi bakayım. Celil'den hala bir haber yok. Yeter artık ağlama. O hayırsız adam için telef etme kendini. Bebeğini düşün. Ya bebek doğmak üzere Zelal. Oğlum babasız doğacak. Kimsesiz ne yapacağım ben? Öyle konuşma. Bizler varız. Sen bizim kardeşimizsin Zeynep. Celil'den bir haber alsam. Sağ mı iyi mi bir bilsem. Kocan iyi Zeynep abla. Hı? Şahin. Allah'ım yaşıyorsun sen. Çok şükür kurtulduk. Celil nerede? Ne yapıyor? Şahin iyi mi? Ya Celil abi Suriye'de. Arayacak durumu yok. Başı biraz dertte. Allah'ım. Üzülme üzülme Zeynep abla. Bizimkiler gittiler. Hı? Allah'ın izniyle getirirler. Bak duydum. Şükürler olsun. Zelal abla. Bir konuşsak mı seninle? Hayırdır Şahin? Ben şey duydum da Aslı evleniyormuş. Aslı'nın hayırlı bir kısmeti çıktı. Aslı ne diyor? Ne desin zavallı kız? Gelinliği içinde nikah memurunun önünde ölüm haberini aldı. Aslı da öldü. Sonra teröristlerin arasında çıktın ortaya. Aslı yaşadığına sevinemedi bile. Tarifsiz acılar çekti. Sonra yine ölümünü seyretti. O da öldü. Senin yüzünden çok acılar çekti zavallı kız. Yeter artık Şahin. Aslı mutlu olmayı hak ediyor. Ama bu seninle olmayacak. Bak şu Zeynep'in haline. Doğum yapacak. Kocası ortada yok. Çıkma Aslı'nın yoluna. Acı çektirme kıza.
Çocukların durumunu gerçekten çok merak ediyorum Yusuf. Eyvah! Şahin içeride. Zelal biz geldik. Aslı. Burası gerçekten güzel oldu ya. O yanındaki. Aslı'ya talip olan genç Yusuf doktor. Aklı başında iyi biri. Aslı'nın bir kocası, evi olmalı. İnşallah. Çoluk çocuğa karışmalı. Aslı bizim gibi kocamı ne zaman öldürecekler diye acı çekmemeli. Ben bir Zelal'e bakayım. Tamam. Hadi Şahin. Demin sana seslendim. Duymadın mı? Duydum Aslı, duydum. Sen niye ağlıyorsun? Bir şey mi oldu? Zeynep içeride. Ona üzüldüm. Ben göreyim o zaman. Yok, dur. Bırak şimdi. Gitme üstüne. Zaten çok üzülüyor. Hadi otur sen. İyi. Biz bir şeyler yiyelim diyoruz. Tamam, ben getiririm Aslı. Tamam. Oradan çık git. Aslı seni öldü biliyor. Öyle bilsin. Evlensin. Bırak kızım, mutlu bir hayat yaşasın. Bizim gibi olmasın Şahin kardeş. Zeynep'in durumu da çok zor. Celil abi ortalarda yok ya, onu merak edip üzülüyor. Niye ağlıyorsun Zeynep? Ya bak, senin hayırsızdan haber aldık işte. Ya başı yine dertteymiş Zelal. Eve tek parça gelir mi meçhul? Bıktım artık bütün bunlardan da. İşkencenin mimarıyım. İşimi de çok severim. Acayip keyif alırım. Aman ne güzel mimarbaşı. Ziyadesiyle memnun oldum. Çözülmeyen çok adam gördüm. Ama yaptıklarıma dayanamadılar. Konuşmak için yalvardılar. Ama ben durmadım. Korkutma beni mimarbaşı. Bak, ben de acıların çocuğuyum. Babam baharatçıymış benim. Dalga mı geçiyorsun benimle? Yok, karpuz seçiyorum. Diş, çok acı verir. Bak, şöyle yapalım. Azı dişlerimden başla. Çok çürük var. Deli etme beni. Bombaların yerini söyle bambaşı. Ben buraya her şeyi bilerek geldim lan şerefsiz Cemal. Yandaş savama ajanların silahları imha edip bölgeden çekilmezse o bombalar tek tek patlayacak. Hem de beyninde patlayacak. Hepiniz gebereceksiniz lan. Saat geçiyor başkan. Konuştursun şunu. Andre. Durma artık, öttür şunu. Gel buraya. Aç ağzını. Nasıl la bombacı? Konuşacak mısın? Konuş. Bombalar nerede? Sağlam dişi çektin lan gerizekalı. İşini adam gibi yap. Sağ tarafta. Altta küçük dişte çürüme var, onu çek. Öldün lan sen. Aç şunun ağzını. Hadi. Acı çekiyor, ağlıyor. Ah!
edemem. Ona yardım etmeliyim. Şahin. Sen burada ne arıyorsun Dicle? Kızma bana ne olur. Takip ettim seni. Bunu sana aldım Şahin. Neymiş o? Çok güzelmiş. Bunu hiç çıkarmayacaksın Şahin. Ama eğer bir gün beni sevmekten, aşkımızdan vazgeçersen, o zaman at bu yüzüğü. Ben senden hiç vazgeçer miyim aslan? Asla çıkartmayacağım parmağımı. Senden vazgeçiyorum aslan. O yüzüğü niye attın Şahin? Aslı artık yok. O yüzden. Şimdi gidip nişan yüzüklerini alıyoruz. Anlaştık mı Aslı? Ya Yusuf, bu kadar aceleye gerek yok. Yani kaçmıyoruz ya. Hayırdır, kim kaçıyor? Bir konuda bize yol göster Zelal Hanım. Gidip nişan yüzüklerini alalım diye ısrar ediyorum. Ama Aslı yanaşmıyor. Daha erken Yusuf. Erken falan değil. Evlenmeye niyetiniz varsa gider alırsınız yüzükleri. Hayırlı işler bekletilmeye gelmez. Zelal. Doğru diyor. Hadi. Yusuf'u iyi tanımıyorum Zelal. Korkuyorum. Korkma. Yusuf iyi biri. Hadi. Hadi. Zelal! Hı? Ne oldu? Koş. Koş. Sancun tuttu. Bebek geliyor galiba. Hastaneye götür beni. Tamam, sen burada bekle. Ben bir araç bulup geliyorum, tamam mı? Tamam, çabuk ol, çabuk. İlçenin en iyi kuyumcusudur Muharrem Usta. İşte burası. Gel Aslı. Yavaş be. İnsan bir önüne bakar, özür diler. Gel gel, çocuk o. Hoş geldiniz gençler. Buyurun. Buranın en iyi kuyumcusu sensin Muharrem Usta. Biz de senden buranın en güzel nişan yüzüklerini istiyoruz. Elbette bey oğlum, başım gözüm üstüne. En güzelleri bunlar. Gel bakalım Aslı. Beğendin Aslı. Evet. Bunlar nasıl peki? Güzel, güzel. Amca, sen bu yüzüğü nereden buldun? Çay ocağında garson olarak çalışan bir çocuk var. O getirdi. Abisininmiş. Satmak istiyormuş. Bunları alıyorum. Çok beğendiysen onu da alalım Aslı. Alalım Yusuf. Ne oldu? Ne var senin? Ben bir dosyayı teslim etmeyi unuttum. Hemen karargaha dönmem lazım. Bu yüzük de bende, tamam mı? Tamam. Sen git, ben hallederim. Sağ ol Yusuf.
nereden aldın hemen söyle. Abimin abla. Bak ben jandarmayım. Yalan söyleme. Çaldın mı? Vallahi çalmadım abla. Parkta buldum. Bir abi çıkarttı attı. Ben de aldım. Vallahi doğru söylüyorum abla. Ne zaman oldu bu? Az önce. Yarım saat olmadı da. Allah Allah. Seni çok seviyorum. Üzülmene dayanamam. Şahin, ne olur böyle üzme kendini. Keşke orada ölseydim de Aslı'yı böyle görmeseydim. Evet. Aslı, hastanedeyiz. Zeynep doğum yapıyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Tamam, geliyorum Zela. Hastaneye getirdiğimde kötüydü. Celli ağzından düşürmedi hiç. Hale bak. Kadıncağız tek başına doğuruyor yavrusunu. Hayırsız koca ortalarda yok. Bu yuposu devlesice ya. Öyle deme Zelay. Nerede ne durumda olduğunu bilmiyoruz Celli abinin. Nasıl? Keyifli mi? Voltajı arttır biraz. Bu gıdıklamıyor bile. Bombalar nerede? Söyle ulan! Lan deme lan. Sen kim, beni konuşturmak kim? O bombalar patlarsa ne olacak? Yıllardır süren savaşı Persler kazanacak. Türkiye kaybedecek. Sen de burada olacaksın. Seni ben öldüreceğim bombacı. Ben de seni geberteceğim lan ithal fare. O bombalar hepinizi gebertecek lan. Tersiniz tersinize dönecek. Ya silahları imha edip defolup gideceksiniz... Ya da hepiniz gebereceksiniz lan! Bu halde bile bize meydan okuyor başkan. Sussun be herif. Andre, şunu sustur be. Faşistini. Bu herif konuşmayacak. Andre'nin çözemediği kimse yok. Hele azlar sabredin. Elinde sonunda bu manyak konuşacak. Ne oldu bombacı? Çok mu yandı canin? Benim başkan. Cenazeyi aldın mı Nazı? Aldık aldık da. Bu tabutta ne var başkan? Kurşun gibi ağır bu tabut. Tabutta TC tarafından vurulan bir gerillanın cesedi var. Nakliye için paranı öderdi ya sana. Gerisine karışmasın. Cemal'e bak sen. Sanki çocuk kandırıyor. Ulan. Ulan ceset diye cephane taşıtıyor lan bana. Ulan bedavaya gittik ha. Ben bunun hesabını sorarım lan. Ah.
alın, kamyonete taşıyın. Yalnız dikkatli bir şekilde. Tabutu buraya yükleyin. Serdar? Sen burada ne arıyorsun Nazar? Ölen bir gerillanın cenazesini Türkiye'ye götürüyorum. Karalardaki şehitliğe gömeceğiz. Niye öyle bir şey yaptık ki acaba? Yoksa senin yeni işin cenaze lemazıcı... Cenaze lemazı va... Cenaze lezava mazıcılığı mısın sen acaba? Ne var bunda doktor? Bu bölgede profesyonelsen iş seçmez yaparsın. Cenaze de taşırsın, düğün alayı da. Ters işlere bulaşma. Karşı karşıya gelmeyelim. Gelmeyiz Serdar, merak etme. Nazar, Celil'i arıyoruz. Onun hakkında bildiğin bir şey var mı? Celil'i mi? O da mı burada? Onunla ilgili hiçbir şey duymadım. Bana müsaade. Ceset bekletmeye gelmez. Dur dur, gitmeden aklımda bir laf var. Onu hele bir edeyim. Dikkatli ol. Ceset seni görünce derilmesin. Gerçi dirilse de seni görünce tekrar ölür ya la. Nazoş'a bak. Yeni işe girmiş. Düğünlerde halay başı, cenazede gözyaşı. Aga gerçekten bu dünyanın çivisi çıktı. Bir şehitlik tuturdular gidiyor. Bak doktor, söylemedi deme. Bu işin altından da bir çapan oğlu çıkacak. Bu işe gelene kadar daha bir sürü işin altında çapan oğlu var ki. Yakında kokusu çıkacak. Ya aga, vallahi çok az zamanımız kaldı. Bak 30 saatten geri saymaya başladık. Biz artık bu Celil'i bulalım ya. Yürü. Dinle beni. Bombacı bitik. Sinirleri iyice bozuldu. Uyumasına sakın izin verme. Eğer uyursa... bunu bile getir. Sakın hata yapma. Uyursa gücünü toplar. Şimdiye kadar yaptığımız her şey boşa gider. Da? Tamam. Ha. Elektriği fazla verme. Su isterse sakın verme. Yakarsın adamı. Sen nereye? Dışarı çıkıyorum. Bu işkenceyi neden kesti bu adam? Zaman geç. Bombaları bulmalıyız. Bana göre bomba falan yok. Yalan söylüyor bu adam. Ya yalan için kendini ölüme atar mı be? Konuşmayacak bu herif. Anladım ben, konuşmayacak. Vakit geçmeden bölgeyi boşaltalım, en iyisi bu. Sakin olun. Konuşacak. Sinirleri iyice bozuldu. Direnme gücünü kaybediyor. Sen nereye gidiyorsun be? Hava almaya başkan. Ne rahat bir adam ya. Lan! Şşt! Uyuma lan! Böyle olsun. Durmuyor mu? Ne oluyor lan? Sana lan! Şşt! Niye duruyor lan bu? Elektrik çok fazla. Adam ölüyor. Ölecek. Adam ölecek. Koş. Hadi. Lan.
kes, kes şu elektronu. Ben işte bu kez hem beni yutsun. Kesilmiyor başkan. Çek, çek. Bir şeyler yap, gözünü seveyim. Adam ölüyor. O ölürse bombaları bulamayız. Elektriği kes. Kes elektriği. Andre, Andre'ye git. Ben gidip alayım. Hadi koş, koş. Gözünüz aydın. Oğlumuz nur topu gibi maşallah. Allah analı babalı peygamberli büyüsün. Celil, neredesin? Gel artık, ne olur. Bizi bir başımıza koyma. Durumu ne, durumu? Yap konuşsana be adam. Ne? Yaşıyor. Ölmez bu adam. Bu adam... Ya ne bıraktı bu adam Andre? Bak alet bozuk, adam ölecek. Aletin ayarlarıyla bilerek oynadım. Ya. Ölümle tanışsın istedim. Ya derdin ne senin be adam he? Bak bu adam ölürse bombaları bulamayız. Bu adam konuşmalı, bu adam konuşmalı. Yoksa hepimiz öleceğiz Andre. Dert etmeyin. Bombacı bitti. Sinir sistemi çöktü. Önce saçmalar. Ama sonra konuşur. Şşt. 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 Bombacı. Bombacı. Öldün, geri geldin. He? Zorlama kendini. Akıllı ol. Konuş. Bombalar nerede? Konuşacağım. Yaklaşıp dinleyin beni. Ben Kordon Celil. Her acıya dayanırım. Ölsem de konuşmam. Silahları imha edin. Defolup gidin. Yoksa o bombalar canınızı okuyacak. Şerefsizler. Ulan şalk herif. Konuş lan. Bu manyak, bu manyak. Bizimle kafa buluyor bu be. Konuştur şunu Andre. Andre'ymiş. Andre bir konuşturamadı. Bir konuşturamadı. Konuş lan. Konuş. Konuş. Ne oldu lan? Kadını hala bulamadınız mı? Komşulardan öğrendik. Kadın doğum yapmış. Şu anda hastanedeymiş başkanım. Hemen alalım mı? Yok yok. Tamam, siz bırakın. Tamam. Örgüt böyle istiyor kadın. Burası gerilla şehitliği. Oğlum buraya gömülecek. Sen örgüte karşı mı geliyorsun? Yalvarırım, ben köye götüreceğim oğlumu, ne olur. Yalvarırım, hadi oradan. Ne olur, köye götüreyim oğlumu. Tabut mezara teslim başkan. İşim bitti. Sana yeni bir iş var. İlçedeki hastanede bir kadın var. Yeni doğum yapmış. Kim bu acaba? Onu kaçırıp derhal bana getireceksin. Kadının fotoğrafını gönderiyorum sana. Bir an önce çözüm bulmamız lazım. Gönder o fotoğrafı. Emredersin başkan. İyi de başkan, bu Zeynep Celil'in karısı. Ne olmuş? Dokunulmazlığı mı var? Hayır da o baş belaları canımı okur benim başkan. Paranın iki katına çıkartırım Naz'a. Kadını ve bebeğini derhal Suriye'deki kampa getireceksin. Thank you.
Bu yüzük, Şahin'e aldığım yüzük Zelal. İçinde benim yazdığım yazı var. Bunu biri atmış. Belki biri çalmıştır Şahin'den. Şahin bunu canı gibi korurdu. Kimse bu yüzüğü çalamaz ondan. O parka nasıl geldi bu yüzük anlamıyorum ben. Sevdiğini söyledin. Seviyorum seni Şahin. Bak. Burayı evin say. İstediğin kadar kal. Ama daha ötesini hayal etme. Sana benden hayır yok. Anca gelebildim Aslı. Hayırlı olsun Zeynep Hanım. Sağ olun. Alsana. Yusuf Bey buyurun gelin. Sabah erken hastalarım var. Eve gitmeliyim. Aslı ben Zeynep'le kalırım. Sen Yusuf Bey'le git tamam mı? Hem bize uğrar bir çocuklara bakarsınız. Olur Zelal. Vay ulan. Şu bizim Zilli'ye bak sen. Hemen bulmuş birini. Doktoru bir arayalım mı? Belki Celil'den bir haber vardır. Aslı'yla birkaç defa aradık, ulaşamadık. Gene arayalım Zeynep. Hadi üzme sen kendini. Nasıl olsa Celil abi çıkıp gelecektir. Gelecek olsa çoktan gelirdi. Başına kötü şeyler geldi muhakkak. Tasalanma Zeynep. Celil abi zor günlerin adamıdır. Çıkıp gelir inşallah. İnşallah. Kasabayı sıkı kontrole almışlar. Şunlar kek gibi geliyorlar. Bunları alalım aga. Ne oluyor lan? Celil'i arıyoruz. Celil kim? Ya ne demek kim? Gerizekalı. Bombacı. Kasabaya bomba koyan yok mu? Haberiniz yok mu lan kondiler? Bu mu? Yakalandı. Nerede tutuyorlar lan onu? He? Bilmiyoruz. Konuş lan. Konuş yoksa kafanı koparırım sen. Konuş.
Bilmiyorum. Cemal Başkan götürdü onu. Ya aha. Bizim kasabada indirmediğimiz devriye kalmadı. Bunlar bilmiyor ya. Ya Selal, yemin ederim. Nasıl bir insansın sen? En uykusuz zamanda nasıl ararsın? Nasıl becerirsin bu işi? Celil'in oğlu oldu doktor. Ne diyorsun kızım? Sesin duyulmuyor. Yüksek konuş. Celil'in oğlu oldu diyor. La kordunun kundisi doğmuş. Aga kordunun kundisi doğmuş. Şişt, bir şey diyeceğim. Adını doktor koysunlar la. Şansa bak. Bir de Celil'i bulsak. Zeynep Celil'den bir haber var mı diye soruyor. Çabuk tut şuraya. Zeynepler haber soruyorlar. Yok Selal yok. Arıyoruz kordonu arıyoruz. Şişt, bir şey diyeceğim. Ha kundi nasıl, iyi mi? İşte bir şey dedim ya la, kundi nasıl, iyi mi diye dedim, sordum ya la. La cevap versene. Ne oldu la? Hat kesilmiş olmalı. Hadi kapa şunu doktor. Ne oldu la buna? Şşş, bebeğini seviyorsan kes sesini. Tamam mı? Bak. Ne istiyorsunuz benden? Seni kocana götüreceğim. Tamam mı? Boşuna uğraşma şerefsiz. Vücudum acıya intibak etti. Çarpmasam da atlasam da canım yanmıyor artık. Demek üç bomba koydu ha? Başkan, şununla bir de ben konuşayım mı, ne dersin? Belki konuşmaya ikna ederim ben. Konuşmaz bu. 3 saat kaldı. Hepimiz öleceğiz burada. Bu kasabayı derhal boşaltmamız lazım. Ya yalan söylüyorsa? Ya bomba yoksa? %1 ihtimal bile olsa bunun altından kalkamayız sonra. Nazar, git konuş onunla. Bize bombaların gerçek olduğunu ispat etsin, istediğini yapalım. Başkanım. Ne var lan? Dünden beri 6 devriye timine saldırı oldu. Bombaların yerini soran 2 kişi var dolaşan. Serdarlı doktor. Baş belaları olmalı. Devriyenin 2 katına çıkar. Karargahı sıkı korumaya al. Emredersin, emredersin. Parmaklarını teker teker göreceğim babacığım. Konuşmayacağım lan. Konuşmayacağım şerefsiz. Öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim seni. Lan! Kes lan şunu! Çekil lan şuradan! Çekil! Sen de kimsin be? Andre, çekil! Çekil! Oho! Geç bile kaldın Naz'a yılanı. Kadrosuzluktan ihraç ettiler sandım seni. Demek tekrar işe aldılar ha? Bırak şimdi bunları kordon. Adamlar ciddi. Seni öldürecekler. Ben ölürsem bombaları bulamazlar. Bunlar bombalara inanmıyorlar kordon. Bir bombanın yerini söyle şunlara. Bombayı bulup inanırlarsa çekilecekler buradan. İnandır şunları. Bombalar patlayınca inanırlar. Senin şu kör inadına da...
Celil, inat etme Celil. İnat etme, gözünü seveyim. İspat et şunlara, çekilsinler şuradan. Bir bombayı ver şunlara, ne kaybedersin? Vermem. Çekilsinler. Bak Gordon, karın doğum yaptı. Bir oğlun oldu. Şükürler, şükürler olsun. Bunları bu işe karıştırma şerefsiz, sakın, sakın ha. Bunlara bir bombayı ver ne olur. Bak yoksa çok kötü olacak. Güzel. Tamam. Andre gördün? Her yeri arayın lan çabuk. Dikkatli olun. Her tarafı arayın ha. Çabuk. Koş 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 koş. Her yeri arayın lan. Hadi. Hadi. Her köşeye bakın. Çabuk. Dışarı bakın lan. Hadi hadi yukarı yukarı. Yürü yürü. Bir de aşağı inin. Bu ne? Kordon'un işi bu. Lan! Adamlar! Dur, teslim ol, teslim ol! Dur hadi! Onlar ateş edin! Adamlar falan da geliyorlar, sıkıştık! Kandırdın beni. Ama ben sana geldim. İnsan gibi konuştum değil mi? Kandırdın beni. Ha? Tuzak kurmuşsun. Bomba patladı. Gerillalar öldü. Ne geçti eline? İnandınız mı bana? O bomba gösteriydi. Asıl 3 bomba duruyor. Derhal bu savaşı durdurun. Silahları imha edip bölgeyi terk edin. Ulan Gordon. Bu herif öldürecek bizi. 2 saatimiz kaldı başkan. Çıkalım bu kasabadan. Bombaların yerini söyleyecek başka seçeneği yok. Yine zeleler arıyor aga. Bu kadın da mezarda bile rahat bırakmaz insanı. Ne var ka? Yine ne istiyorsun gerizekalı? Alo, emredin komutanım. Generalmiş ya. Emredin komutanım. Serdar, maalesef Zeynep Hanım'ı ve bebeğini kaçırmış bu alçaklar. Celil'in ellerinde olduğu belli. Zeynep'le bebeği ona karşı koz olarak kullanacaklar bu şerefsizler.
Aç. Bamba öyle olmaz. Bak böyle olur. Zeynep. Celil. Ne yapıyorsunuz? Lan. Şerefsizler. Şşş. Dokunanı gebertirim. Ya bombaların yerine sürersin. Ya da karınla oğlunu ölümüne serdersin. Karımı oğlumu bu savaşa karıştırmayın. Topunuz alacaksınız lan. Alçak olan şerefsi olan sensin. O bombalarla kasabada yüzlerce masum ölecek. O bombalar sadece seni ve savamacıları vuracak. Biz masum insanlara dokunmayız. Bizim kitabımızda masuma, savaşa karışmayana, hainlik yapmayana ne elimiz kalkar ne de silahımız ateşlenir. Defolun lan buradan. Vatanımıza silah sokup karıştırmaktan vazgeçin artık. Bölgedeki masum insanları birbirine kırdırmaktan vazgeçin artık. Defolun lan. Bombaların yerini söyle lan. Yoksa bunlar ölecek. Haklı olduğun davandan dönme Celil. Benim de oğlumun da canı bu vatana feda olsun. Sus kadın. Bırak. Alçak. Bırak. Bırak oğlumu. Bırak. Lan. Bırak. O pişelerini sürme lan çocuğuma. Lan bu soysuzlar kadınla bebeği öldürecekler. Ona da ben sebep olacağım. Bu soysuzları durduracak tek kişi var, o da Serdar. Nereden bulacağım ben bunları ya? Devriyelere saldırı. Serdarlar burada. Koş çabuk hadi. Çabuk. Serdar. Neredesin? Kopar bu kol. Dokunma lan oğluma. Dokunma lan. Allah aşkına yapmayın ne olur. Ya sizde hiçbir vicdan yok. Vicdan mı? Bu ne lan? Bana bak lan. O bombaların yerini söyle artık. Vakit geldi Timci. Bana bak lan. Bu kadınla bu çocuk geberdi. Bunu bütün dünya aleme duyur. Tamam başkan. Hadi. Çabukla. Geliyorum. Koş. Arka tarafa da bak. Geliyorum. Adil abi. Koş, hadi. Serdar. Serdar neredesin? Serdar. Manyak mısın lan sen? Yakalatacaksın bizi. Kara batak gibisin ha. Her delikten çıkıyorsun. Celil'in karısını bebeğini öldürecekler. Yardım edin. Vay şerefsizler. Kundaktaki bebeği de öldürecekler ha. Düşünün Nazar. Neredelerse bizi oraya götürün. Hadi. Tamam. Dün gece hastanede yeni doğmuş bebeğiyle kaçırılan kadının Suriye'ye götürüldüğü. Zeynep bacı. Kim o?
Kim? Celil abinin karısı. Başıma kim vurdu bilmiyorum. Zeynep'i kim kaçırdı bilmiyorum. Daha yeni doğum yapmıştı. Daha yeni çocuğu olmuştu. Parçalarım lan seni. Bırak bebeğimi. Yalvarırım bırak ne olur. Bombacı. İkimizin arasındaki savaşı ben kazanacağım. Bırak. Nereye götürüyorsun çocuğumu? Ulan soysuz. Getir lan oğlumu. Getir lan. Konuş lan. Yoksa oğlun ölecek. Oğlum! Oğlum! Zelal abla. Ne oldu böyle? Şahin. Şahin. Aman Allah'ım. Sen yaşıyorsun. Ölmedin ha? Neden benim haberim yok? Niye beni aramadın? Öldürdüğümü sandın ha? Onu evlatlık aldım. Senden iyi bir baba olmaz bombacı. Oğlun, oğlum olarak yaşayacak. Ona biz bakacağız. O da bizim gibi olacak. Bir kurt gibi gövdenizin içinde devletinizi kemirecek. Öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim lan, öldüreceğim. Bombaların patlamasına yarım saat kaldı. Hadi yerini söyle bombacı. Alçaklar, şerefsizler. Alçaksınız lan hepiniz, alçaksınız. Oh.
beyler, olayların bir görünen yanı, bir de görünmeyen perde arkası vardır bizler gibi. Hiçbir zaman bu ülkedeki emellerimizden vazgeçmeyeceğiz. Birileri vesayetlerin bittiğiyle, hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağıyla avuna dursun, tepelerine inecek balyozlar şekil, kılıf değiştirerek aynen kurbağa örneğinde olduğu gibi kafalarına inecek. Efendim biz miyiz kurbağa? Kurbağa da nereden çıktı? Bu yöntem hep vardı hanımefendi. Yeni bir şey değil. Şimdi kullanma zamanı diyelim. Kurbağayı direkt sıcak suya bırakırsanız hem haşlanır hem de gürültü çıkarır, hedefe ulaşamazsınız. Ama ılık suya bırakır, sonra da yavaş yavaş suyu ısıtırsanız ne olur? Kurbağa zamanla kaynar suya alışır, gürültü de çıkarmaz. İnsanların duyduklarında bunlar kabul edilemez, hatta konuşulamaz dediği konuları, kurbağanın kaynar suya alıştırıldığı gibi yavaş yavaş, zamana yayarak, taksit taksit gündeme getirilerek alıştırılacak ve böylece istediğimiz sonuca gürültüsüz, sessizce gideceğiz. O zaman müzakereye odaklanacağız. Bağımsız kişi, heyet veya bir devletin başkanlığında görüşmelere devam edilmesini, siyasetteki etkin adamlarımızla medyada gündemde tutmamız gerekiyor. Ayrıca bunun yanında şu ana kadar dostumuz yöneticilerin olanakları kullanılarak, başta uyuşturucu olmak üzere her türlü kaçakçılıktan gelen parayla yapı meşrulaştırıldı. En önemlisi de illegal yapı bölgede ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda kurumsallaştı. Tersli efendi, senin projen nedir? Efendim, yapılanmamızı yeni bir noktaya taşıyacak hamlelere ihtiyacımız var. Bunun için müzakere adımlarının atılmadığını ileri sürerek bir anlaşma olmaması halinde çözüm sürecinin bitirilebileceğini, olayların tekrar başlatılacağını ve alternatifsiz değiliz açıklamalarıyla malum tarafı tehdit ettirmeliyiz. Herkes bu işlerle oyalanırken ülkenize adamlarımızı, ajanlarımızı sokmakta, bölgenin dizayn edilmesi de bizim için daha kolaylaşıyor. Köy meclisleri, şehir yapılanmaları tamamdır. Sıra büyük şehirlerde. Çok güzel. Siz tersler çok çalışıyorsunuz. Ödülü hak ediyorsunuz. Sünni dünyasındaki ülkeleri karıştırıp gereken dersi verdiniz. Yarattığınız gerilimlerle boyunun ölçüsünü alıp her anlamda yalnızlaşan savrulanların yerine bölgenin abisi olmanız için her şey yapıldı. Sonuç olarak oldunuz da. Şimdi biraz daha parlatılacaksınız. Ülkenize karşı ambargo devam ediyor gibi gözükecek. Güya İslam dünyasının yok edilmeye çalışılan mağrur ve mağdur gücü ilan edileceksiniz. Anlayacağınız, önümüzdeki yıl sizin yılınız olacak. Her yol terse çıkacak. Efendim, siz de takiyeyi alıştınız. Bakın ne kadar da kolay değil mi takiye yapmak? Ne demişler? Şaşıyla gezen takiyeci olur. Biz İslam dünyasının, Orta Doğu'nun abisi, yıldızı olurken, sizler de sayemizde yeniden ülkenizin sahibi oluyorsunuz. Devletin en etkin ve gizli kılcallarında, kurumlarındaki en kritik noktalara sızdık. Varlıklı iş adamlarını, STK başkanlarını, bürokratları, siyasileri, vakıf ve dernek yöneticilerini muta tezgahı ve köstebeklerle ağımıza düşürdük. Elimizde kasetleri var. Onlara istediğimiz her şeyi yaptırabiliriz. Tabii bizim onlara sahip olmamız, sizin sahip olmanız demek. Bunlar iyi güzel de, camiadan ne haber? Camiada bu saydıklarınız gibi avucunuzda mı? Değil. Bu konuda sizi hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüz. Ama o konuda boş durmuyoruz. Geçen haftada konuştuğumuz gibi, dost bildikleriniz içindeki farklı ekip gayet iyi çalışıyor. Unutmayın ki onlar da etkimizde. Bütün bunlar iyi. Fakat camiayı bitirmek için camianın da dost bildiği bir kesimin içinde kümelenen, kin duyan bir ekibin, kurdurulan internet sitelerine camia aleyhinde yazdırdıkları yazılar, bu yolla camiayı hedef haline getirme çabaları çok amatör kalıyor.
korkarım kendilerini açık edecekler. Bunlara biraz daha özen gösterilse, daha profesyonelce yapılsa... Yine de bu ekip doğru hamleleriyle bizim hayal bile edemeyeceğimiz şeyler başarıyor. Camianın üzerine bu kadar gidileceğini kesinlikle tahmin edemezdik. Hele hele şu dershanelerin kapatılma işi mükemmel. Ah bir de kapatabilseler, medyada bu mesele köpürtmeye devam edilmeli. Ekibi haklı gösterecek şeyler tertiplenmeli. Beyler, sıkıntıya gerek yok. Mücadele ettiğimiz bütün güçle her yönden sıkıştırılmaya devam ediyor. Sadece camia değil, iktidar da sıkıştırılmaya devam edilecek. Uluslararası kuruluşlar sizlere destek verecek. Batı düşmanlığı ve radikal dini gruplarla işbirliği yapıyor imajı tuttu. Devam etmeliyiz. Son olarak sizden yeni bir çalışma isteyeceğim. Gündemimizde genel af var. Genel af nasıl çıkarılır, ne zaman gündeme gelmeli? Çok hassas ve önemli bir konu. Bizi hedefe götürecek önemli bir adım. Bu konuda hepinizin tekliflerini bekliyoruz.